Jack London, Bir Kuzey Macerası Kızaklar, koşumların gıcırtısına ve lider köpeklerin çınlayan çanlarına döktükleri ebedi acılarının ağıdıyla ağlarken, yorgun adamlar ve köpekler hiç ses çıkarmıyordu. Yeni yağan kar, yolu kalın bir kar tabakasıyla kaplamıştı. Uzaklardan geliyorlardı, donmuş bir geyiğin dörde bölünmüş ve taşlaşmış parçalarını yüklenmiş kızakların ayakları yumuşak yüzeye inatla yapışmış, neredeyse insana özgü bir dik başlılıkla ilerlemeyi reddediyordu. Giderek karanlık çöküyordu ama o akşam kamp kurulmayacaktı. Kıpırtısız havada kar, iri taneler halinde değil, zarif bir tasarıma sahip minicik buz kristalleri şeklinde nezaketle iniyordu gökyüzünden. Hava hayli ılıktı en fazla sıfırın altında 23 dereceydi. Myers ile Beatles şapkalarının kulaklarını kaldırmış, hatta Melomut Kit eldivenlerini çıkarmıştı. Öğleden hemen sonraki saatlerde pestili çıkmış olan köpekler şimdi yeniden zindelik belirtisi göstermeye başlamıştı. En keskin zekalılar arasında belli bir huzursuzluk seziliyordu. Koşumların dizginlenmesinden kaynaklanan bir sabırsızlık, hareketlerde belli belirsiz bir acelecilik Havayı koklama, dikilmiş kulaklar. Ağır kanlı kardeşlerine öfkelenerek durmadan ayaklarından sinsi sinsi ısırıyor, onları da acele etmeye zorluyorlardı. Huzursuzluk bu şekilde azarlanan köpeklere de bulaşarak onlardan diğerlerine yayıldı. Sonunda en öndeki kızağın lideri keskin bir tatmin çığlığı saldıktan sonra karın içinde daha da çömeldi ve koşumlarına yüklendi. Diğerleri de onu taklit etti. Arka pençeler toparlandı, koşum kayışları gerildi. Kızaklar ileri atıldığında adamlar dümen sırıklarına sıkı sıkıya yapışıp kızığın ayakları altında kalmasınlar diye bacaklarını daha hızlı yukarı kaldırır oldular. Günün bütün yorgunluğunu atmışlardı. Sevinç çığlıklarıyla köpeklere cesaret veriyorlardı. Hayvanlar da neşeli havlamalarla karşılık verdiler. Kızakları zangırdatan bir hızla sallanarak giderek basan karanlık boyunca dört nala ilerliyorlardı. Sırası geldikçe sağa sağ diye bağıran adamların kızağı, rüzgara kapılan ufak yelkenliler gibi yana yatıp tek ayak üzerinde sertçe dönerek ana yoldan çıkıyordu. Sonra kulübeye, gürül gürül yanan Yukon tipi sobaya ve buharı tüten çaya dair kendi hikayesini anlatan parşömen kaplı ışıklı pencereye kadar 100 metrelik bir sürat koşusu geldi. Ama kulübe işgal edilmişti. 60 haskilik karşı koro onlara meydan okudu ve bir o kadar kürklü can, en öndeki kızağı çeken köpeklerin üstüne hamle etti. Kapı ardına kadar açıldı ve Kuzeybatı polis teşkilatının kırmızı ceketi içindeki bir adam, dizlerine kadar içlerine daldığı öfkeli hayvanların arasında güçlükle yürüyerek, sakin bir tavırla ve ayrım gözetmeksizin kamçısının küt ucuyla teskin edici bir adalet dağıttı. Ardından adamlar el sıkıştı ve Melamut Kit bir yabancı tarafından kendi kulübesine işte bu şekilde buyur edildi. Onu karşılaması gereken Yukon tipi sobadan ve biraz önce bahsedilen sıcak çayın hazırlanmasından sorumlu olan Stanley Prince konuklarıyla meşguldü. 10-12 kişi kadardılar ve yasalarının uygulanmasında veya mektuplarının ulaştırılmasında bugüne dek kraliçeye hizmet etmiş bütün diğerleri gibi belirli özellikleriyle topluca tanımlanabilir bir topluluk değillerdi. Birçok farklı ırktan gelmekteydiler ama ortak hayatları onlardan belli bir tip yaratmıştı. Yolların katılaştırdığı kasları, güneş yanığı yüzleri, berrak gözlerle ve sabit ama samimiyetle bakan tasasız ruhlarıyla cılız ama dayanıklı adamlar. Kraliçe'nin köpeklerini sürer, onun düşmanlarının yüreğine korku salar, onun kıt ekmeğini yer ve mutlu mesut yaşayıp giderlerdi. Hayatı tanımış, zor işleri başarmış ve nice heyecanlı maceralar yaşamışlardı. Ama bütün bunların farkında bile değillerdi evde sürüsüne berekettiler. İkisi Melamutkid'in yatağına yayılmış, Fransız atalarının kuzeybatı topraklarına ilk kez girip yerli kadınlarla evlendiklerinde söyledikleri şansonları söylüyorlardı. Biddles'ın yatağı da benzer bir istila altındaydı. Güçlü kuvvetli 3-4 Voyager, savaşarak Hartum'a doğru ilerleyen Wolseley'nin komutasındaki kayıkçı birliğinde görev yapmış arkadaşlarının hikayesini dinlerken ayak parmakları battaniyelerin arasında kıpır kıpırdı. O yorulunca sazı bir kovboy alıp Buffalo Bill'le birlikte Avrupa başkentlerini gezerken gördüğü kralların, lordların ve ladylerin saraylarını anlattı. Bir köşede iki melez, kaybedilmiş bir seferde görev yapmış iki eski yoldaş, koşumları tamir ederken Kuzeybatı'nın isyan ateşiyle yandığı ve Louis Riel'in kral olduğu günlerden bahsediyorlardı. Kaba hareketler, daha da kaba şakalar havada uçuşuyor, yolda ve nehirde karşılaşılan ölümcül tehlikeler ancak içine mizahi bir yan varsa veya komik bir olay olmuşsa akla gelen beylik laflar eşliğinde dile geliyordu. Prince, tarihin nasıl yazıldığını gören bu taçsız kahramanlara hayatın müstesna ve heyecan verici olaylarını gündelik yaşamın rutini içindeki sıradan, küçük ve önemsiz şeyler olarak gören adamlara dalıp gitmişti. Değerli tütününü cömert bir hesapsızlıkla onların arasında dolaştırdı ve anıların paslı zincirleri çözüldü. Unutulmuş maceralı ve çetin yolculuklar da onun özel yararına yeniden canlandı. Sohbetin tükendiği, yolcuların pipolarını son kez doldurup, sıkı sıkıya sarınıp sarmalandıkları kürkten uyku tulumlarını bağladıkları sıradaydı. Prince biraz daha bilgi almak için arkadaşına döndü. ''Sen de bilirsin, kovboy nedir?'' diye karşılık verdi Melamutkit ayakkabılarının bağını çözmeye koyulurken. Onun yatak arkadaşının damarlarındaki İngiliz kanını tahmin etmek zor sayılmaz. Geri kalanlarsa, kim bilir başka hangi kanla karışmış Kohade Boa'nın çocukları. Kapının orada yatan şu ikisi, Boabuli. Bully. Boynunda yünlü atkısı olanın kaşlarına ve çenesinin kıvrımına bakılırsa, belli ki annesinin dubanı tüten çadırından içeri bir İskoç süzülmüş. Pelerinini başının altına koymuş şu yakışıklı gençse Fransız Melezi. Konuşmasını duydun. Yanında iki yerlinin yatmasından pek hoşlanmadı. Anlayacağın melezler Riel ile birlikte ayaklandığında saf kanırklar barışı korudu. Ama o gün bugündür birbirlerine duydukları sevgiden pek bir şey yitirmediler. Sobanın yanındaki şu iki asık suratlı genç kimlerden acaba? İngilizce konuşmadığına yemin ederim. Bütün gece ağzını açmadı. Yanılıyorsun. Oldukça iyi İngilizce biliyor. Dinlerken gözlerinin nasıl hareket ettiğini görmedin mi? Ben gördüm. Ama ötekilerle ne dostluğu ne de akrabalığı var. Ötekiler kendi yerel kırık lisanlarıyla konuşurken onun anlamadığı fark ediliyordu. Ben de kendi kendime sorup duruyorum. Bu nereden gelmiş diye. Dur bakalım. Melamutkit sesini yükseltip doğrudan o adama bakarak talimatını verdi. Sobaya birkaç odun at. Adam hemen söyleneni yaptı. Belli ki bir yerlerde iyice adam etmişler bunu. Prens Alçak sesle yorumda bulundu. Melamut Kit başıyla onayladı ve çoraplarını çıkararak sobanın etrafında uzanmış adamların arasından dikkatle geçti. Nemlenmiş ayakkabılarını 20 kadar pabucun yanına astı. Deneme kabilinden ''Davsın'a ne zaman varmayı umuyorsun?'' diye sordu. Adam cevap vermeden önce bir an onu inceledi. ''120 kilometre diyorlar. Demek ki iki gün sürer herhalde.'' Konuşmasında çok hafif bir aksan fark ediliyor ama doğru sözleri aramak için duraksamıyordu. Daha önce hiç buralarda bulundun mu? Hayır. Kuzeybatı topraklarında? Evet. Orada mı doğdun? Hayır. Hangi cehennemde doğdun be adam? Sen buralardan değilsin. Melamutkit bunu söylerken prensin yatağına kıvrılmış iki polisi ve köpek sürücülerini gösteren bir el hareketi yaptı. Nereden geldin? Daha önce seninkine benzeyen yüzler gördüm ama nerede gördüğümü hatırlayamıyorum. Melamutkit'in sorularına konuşmanın yönünü de değiştiren alakasız bir cevap geldi. Ben seni tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Karşılaştık mı? Hayır, ortağınla, rahiple karşılaştım. Pastelikte uzun zaman önce bana seni Melamutkit'i görüp görmediğimi sordu. Karnımı doyurdu. Yanında çok durmadım. Sana benden bahsetti mi? Dur bakayım, yoksa köpeklerle deniz samuru kürklerini takas eden adam sen misin? Adam başıyla onayladı. Piposunu temizlediği ve konuşmaya devam etmeye niyeti olmadığını göstererek kürküne sarındı. Melamut Kit lambayı söndürüp Prince'le birlikte battaniyenin altına girdi. Ee, kimmiş baki? Bilmem önce kendini biraz açtı sonra da midye gibi kabuğuna kapandı. Ama tam senin merakını uyandıracak birisi. Ondan bahsedildiğini duydum. 8 yıl önce sahil kesimindeki herkes onu merak ederdi. Gizemli biri işte anlarsın ya. Ona divane veya susamuru kürklü adam diyorlardı. Kışın ortasında kuzeyden Bering Denizi'nden binlerce kilometre öteden gelmiş ve peşinden şeytan kovalıyormuş gibi yolculuk ediyormuş. Nereden geldiğini kimse öğrenemedi ama çok uzaklardan geldiği belliydi. Golovin Körfezi'ndeki İsveç misyonunda karnını doyurduğunda feci yol yorgunu olduğu halde hemen güneye nasıl gidebileceğini sormuş. Bütün bunları sonradan duyduk. Kıyı şeridini izlemekten vazgeçip doğrudan Norton Körfezi'ne vurmuş. Hava berbatmış, kar fırtınası ve şiddetli rüzgar varmış ama binlerce adamın ölüp gidebileceği böyle bir havada bile kendini kurtarmış. Sid Michaels'ı ıskalayıp pastelitte karaya çıkmış. İkisi dışında bütün köpeklerini kaybetmiş ve neredeyse açlıktan ölmek üzereymiş. Telaş içinde yola devam etmek istiyormuş. Rahip Rubao torbasını yiyecekle doldurmuş ama verecek köpeği yokmuş. Zaten kendisi de yola çıkmak için benim gelmemi bekliyormuş.'' Bay Divane hayvansız yola çıkmanın ne demek olduğunu iyi biliyormuş. Birkaç gün içi içini yiyerek ortalıkta dolaşmış. Kızağında mükemmelen kurutulmuş bir balya susamuru kürkü varmış. Hem de deniz susamuru kürküymüş. Bilirsin ağırlığınca altın eder. Pastilikte öldüreceği köpekleri olan bir Rus tüccar, yaşlı bir şaylok bulmuş. Pazarlıkları fazla sürmemiş ama bizim divane yeniden güneye yöneldiğinde önünde hızla koşan bir köpek takımı varmış. Aklıma gelmişken bu Bay Shylock da samuru kürklerini almış. Ben gördüm o kürkleri. Harika şeylerdi. Köpek başına en az 500 kazandırmıştır yaşlı Shylock'a. Aslında divane deniz su samurunun değerini bilmez değilmiş. Bir kere yerliymiş. Ayrıca ürettiği 3-5 laftan da beyazların arasında bulunduğu anlaşılıyormuş. Denizin buzu çözüldüğünde duyduk ki ekmeğini kazanmak için Nunivak adasına gitmiş. Sonra gözden kayboldu. 8 yıldır hakkında hiçbir şey duyulmadı. Ama şimdi nereden geldi, orada ne yapıyordu ve neden oradan ayrıldı? Adam yerli, kim bilir nerelerde bulunmuş. Üstelik disiplinli ki bu bir yerli için alışılmadık bir durum. İşte sana başka bir kuzey gizemi, Bay Prince. Al da çöz bakalım. Sağ ol be, başımda bunun gibi bir sürü başka gizem var, diye cevapladı Prince. Melamut Kit derin nefesler alıp vermeye başlamıştı bile. Oysa genç maden mühendisi sabit bakışlarını yoğun karanlığa dikmiş, Kanını kaynatan o tuhaf tatmin duygusunun bitmesini bekliyordu. Uykuya daldığında zihni çalışmaya devam ederdi ve şu anda da beyaz bilinmezlikte dolaşıyor, bitimsiz yollarda köpeklerle boğuşuyor, erkeklerin erkek gibi yaşadığı, zorlu işler yaptığı ve erkek gibi öldüğü rüyalar görüyordu. Ertesi sabah günün ışımasına henüz saatler varken köpek sürücüleriyle polisler davsına hareket etti majesteleri kraliçenin menfaatlerini kollayan ve uyruklarının kaderlerine hükmeden güçler bu postacılara fazla direnme süresi tanımamıştı. Saltwater'a götürmek üzere ağır posta yükleriyle birlikte Stuart nehrine vardıklarında aradan bir hafta ancak geçmişti. Buna karşın yorulmuş köpekleri yeni köpeklerle değiştirmişlerdi. Netice itibariyle onlar sadece köpekti. Adamlar orada biraz mola verip dinlenebileceklerini ummuşlardı. Tabii bir de kuzey topraklarının yeni bir kesimi olan şu Klondike vardı. Altın tozunun su gibi aktığı ve dans salonlarının sonu gelmez cümbüşlerle çınladığı bu altın şehri görmek istemişlerdi. Bunun yerine çoraplarını kulübenin ateşinde kurutup akşam pipolarını önceki misafirliklerinde keyfini çıkarttıkları aynı hızla çekmeye devam ettiler. Gerçi aralarından cesur ruhlu bir ikisi firar edip doğuya vurarak henüz keşfedilmemiş Urakı dağlarını aşmanın Oradan McKenzie Vadisi yoluyla eski uğrak yerlerine, Çipevyan topraklarına geçmenin imkanı var mı diye yorumlar yapmıyor değildi. Hatta iki üç tanesi görev süresi bitince memleketlerine yine bu güzergahtan dönmeye karar verdiler ve tıpkı şehirli bir adamın ormanda geçireceği bir günlük tatili sabırsızlıkla beklemesi gibi bu tehlikeli girişimi iple çekerek hemen planlar yapmaya başladılar. Divane ise son derece huzursuz görünüyor, tartışmalara pek ilgi göstermiyordu. Sonunda Kid'i kenara çekti ve bir süre ona alçak sesle bir şeyler anlattı. Prens meraklı bakışlarını onlara çevirdi, şapkalarını başlarına, eldivenlerini ellerine geçirip dışarı çıktıklarında durum daha da gizemli bir havaya büründü. Döndüklerinde Melamutkit altın terazisini masaya yerleştirdi, altmış ons altın tozu tarttı ve yabancının kesesine boşalttı. Sonra köpek sürücülerinin şefi de onlara katıldı ve hep birlikte belli bir ticari işlem yaptılar. Ertesi gün grup nehrin kaynağına doğru yola devam ederken divane yanına birkaç kilo yiyecek alıp geri dönerek Davsına doğru yürümeye başladı. Melamutkit prinsin sorularına buna ne anlam vereceğimi bilemedim diye karşılık verdi. Ama zavallı fakir bir nedenle görevden azat edilmek istedi. Her ne kadar açıklamasa da onun için çok önemli bir neden Bilirsin ya bu iş aynı paralı askerlik gibi. İki yıllık sözleşme imzalamış, serbest kalmasının tek yolu özgürlüğünü parayla satın almak. Firar etse buralardan gitmesi lazım ama o deli gibi buralarda olmak istiyor. Bu kararı Davs'ına vardığında vermiş, öyle dedi. Ama onu orada kimse tanımazdı. Cebinde tek kuruş parası yoktu. Onunla iki lafın belini kıran tek kişi bendim. O yüzden konuyu eyalet vali yardımcısına açmış. Benden para alması, borç olarak anlarsın ya, ihtimaline göre gereken düzenlemeleri yapmış. Bana borcunu bir yıl içinde ödeyeceğini ve eğer istersen beni çok karlı bir madene ortak edebileceğini söyledi. Hiç görmemiş ama karlı olduğunu biliyormuş. Konuşmaya gelince beni dışarıya çağırdığında neredeyse ağlamak üzereydi. Yalvardı, yakardı, karın içinde dizlerime kapandı. Ben tutup kaldırana kadar da öyle kaldı. Kafayı yemiş gibi hiç durmadan saçma sapan konuşuyordu. Bu uğurda yıllar boyunca çalıştığına, şimdi bir hayal kırıklığına katlanamayacağına yeminler etti. Neyin uğruna diye sordum ama söylemedi. Ona yolun diğer yarısında görev vereceklerini, bu yüzden de iki yıl boyunca davsına gelemeyeceğini söyledi. İki yıl sonra da çok geç olurmuş. Ömrümde duygularını bu denli açığa vuran bir adam görmedim. Sonunda parayı vereceğimi söylediğimde onu yine karların içinden çekip almak zorunda kaldım. Bunu madende ortaklık olarak değerlendirmesini söyledim. Madeni alabileceğini düşünüyor muyum? Tabii ki hayır. Bulduğu her şeyi bana vereceğine, rüyamda bile göremeyeceğim bir servet kazandıracağına yeminler etti. Bilirim ki bütün ömrünü maden aramakla geçiren birine bulduğunun yarısını başkasına vermek zor gelir. Bunda bir iş var prens. Bak şuraya yazıyorum. Eğer buralarda kalırsa bu adamdan bahsedildiğini daha çok duyacağız. Ya kalmazsa? O zamanlar dost canlısı tabiatım yara alır. Bir de altmış ons kadar altından olurum. Melamutkid'in vermiş olduğu maden avansı hakkında tek bir laf duyulmadan uzun geceler eşliğinde kış gelmiş, güneş, güneydeki kar hattından şöyle bir C deyip kaçtığı bin yıllık oyununa başlamıştı. İşte o sırada Ocak ayı başlarında kasvetli bir sabah, Kid'in Stuart nehrinin alt tarafındaki kulübesine yüklü bir köpek katarı geldi. Divane de gelmiş, beraberinde tanrıların artık onun gibisini yaratmayı unuttukları bir adam getirmişti. Adamlar şanstan, yiğitlik ve cesaretten, toprak tortusu temizlendikten sonra geriye kalan 500 dolarlık altından söz ederken Axel Gunderson adını anmadan edemiyorlardı. Üstelik onu da aralarına davet etmeden kamp ateşinin etrafında güç, cesaret ve gözü pekliğe dair maceralarını anlatmıyorlardı. Sohbet monotonlaştığında adamın başından geçen iyi kötü her şeyi onunla paylaşan kadından söz edilmesiyle yeniden ısınmaya başlardı. Daha önce de belirtildiği gibi, Axel Gunderson yaratılırken tanrılar kadim zamanlardaki maharetlerini hatırlamış, onu dünyanın ilk dönemlerinde doğan erkeklerin duruş ve davranış tarzlarını örnek olarak kalıba dökmüşlerdi. 2 metre 13 santimlik boyuyla bir Eldorado kralı olduğunu belli eden akılda kalıcı kostümü içinde Dalyan gibiydi. Göğsü, boynu, kolları ve bacakları bir devin organları gibiydi kemik ve kas olarak toplamda 130 kilo çeken cüstesini taşıyabilmek için diğer adamlarınkinden rahat bir metre büyük kar ayakkabıları giyiyordu. Karışık alnı, koca çenesi, kararlı ve açık mavi korkusuz gözleriyle yontulmamış yüzü, gücün yasasından başka kanun tanımayan birinin öyküsünü anlatıyordu ile kaplanmış olgun mısır püskülü rengindeki saçları, günün aydınlığının gecenin karanlığını süpürmesi gibi ayı derisinden paltosunun omuzlarını süpürüp hayli aşağılara iniyordu. Köpeklerinin önünde dar yoldan salına salına gelirken belli belirsiz bir denizci tarzı üzerine yapışmıştı adeta. Yağma amacıyla güney memleketlerine inerek içeri kabul edilmek istediği şatonun kapısının önünde gürleyen Norveçli bir korsan gibi köpek kamçısının sapıyla Melamutket'in kapısına dayanmıştı. Prince, kadınsı kollarını sıvayıp ekşi mayadan ekmek yoğururken, bir yandan da üç konuğa bir insan ömrü boyunca aynı çatı altında bir araya gelmesi asla mümkün görünmeyen üç konuğuna durmadan bakışlar atıyordu. Melamut'un Odysseus lakabına taktığı divane onu hala büyülüyordu. Ama ilgisi esas olarak Axel Gunderson ile Axel Gunderson'ın karısı arasında gidip geliyordu. Kocası donmuş maden damarlarının zenginliklerini çıkarma konusunda ustalaştığından beri günlerini geçirdiği rahat kulübelerde kırgınlaşan kadının üstüne yolun yorgunluğu çökmüştü. Duvarın önünde açmış narin bir çiçek gibi eşinin geniş sinesine sokulmuş dinlenirken Kid'in tatlı şakalarına tembel tembel cevap veriyor, derin bakışlı kara gözleriyle zaman zaman etrafı tarayarak prensin kanını tuhaf bir şekilde kaynatıyordu. Çünkü prens erkekti, hem de sağlıklı bir erkek. Üstelik aylardır doğru dürüst kadın yüzü görmemişti. Aslında ondan yaşlıydı kadın, bir de yerliydi üstüne üstlük. Öte yandan gördüğü bütün yerli kadınlardan farklıydı. Her şeyden önce seyahat etmiş, konuşmalardan anladığına göre başka memleketlerin yanı sıra prensin memleketinde de bulunmuştu. Ayrıca sadece prensin ırkının kadınlarının bildiği şeylerin çoğunu bilmekle kalmıyordu. Kadınların bilgi sahibi olması eşyanın tabiatına aykırı düşen daha pek çok konuda da bilgi sahibiydi. Karın içine yatak kurabilir veya güneşte kurutulmuş balıktan yemek yapabilirdi. Hatta çeşitli yemeklerin sunulduğu öğünlerin davetkar detaylarıyla iştahını kabartır, neredeyse unutmuş oldukları çeşitli eski yemeklerden söz edilmesiyle garip iç çekişmelere sebebiyet verirdi. Geyiklerin, ayıların, küçük kutup tilkilerinin ve kuzey denizlerinin hem karada hem denizde yaşayabilen yabani hayvanlarının nerede nasıl davrandığının bilgisine sahipti. Ormanlar lakar suların ilmi irfanı konusunda ustalaşmıştı. İnsanların, kuşların ve hayvanların şu incecik karlı kabuğun üstünde yazdıkları hikayeler her daim önünde açık duran bir kitap gibiydi. Ancak kadın kamp kurallarını okurken Prince onun gözlerinde oluşan beğeni parıltısını yakaladı. Ateşli Beatles tarafından kanı kaynadığı bir anda attırı verilen kurallar veciz mizahıyla dikkat çekiyordu. Prince kulübeye ne zaman bir hanım gelecek olsa kuralların yazıldığı levhanın yüzünü duvara döndürürdü. Ama bu yerli kadının okumayı bileceğini kim aklına getirirdi ki? Neyse olan olmuştu artık. Axel Gunderson'ın karısı böyle biriydi. Namı ve şanı bütün kuzey topraklarında kocasıyla el ele giden kadındı. Masada Melomutkit sanki eskiden bir arkadaşlarmış gibi güvenle kadına şaka yollu sataşırken yeni tanışmanın çekingenliğinden sıyrılan Prince de muhabbete katıldı. Ama kadın bu eşitsiz çekişmede sataşmaları başarıyla savuştururken, kafası nükteli konuşmalara pek basmayan kocası hiç riske girmeden onu alkış tutmakla yetiniyordu. Karısıyla müthiş gurur duyuyor, her bakışıyla, her hareketiyle hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu belli ediyordu. Bu neşeli savaşta kenarda kalan divane ise sessiz sedasız yemeğini yedi ve ötekiler yemeğini bitirmeden çok önce masadan kalkıp köpeklerin yanına gitti. Ancak çok geçmeden birlikte yolculuk ettiği yoldaşları da parkalarını giyip eldivenlerini takarak onu izlediler. Günlerdir kar yağmadığı için kızaklar, karın ezilip sıkıştığı Yukon geçidi boyunca parlak buzda kayıyormuş gibi rahatlıkla gidiyordu. İlk kızağı divane sürüyor, ikincisinde Prince ile Axel Gunderson'ın karısı bulunuyor, üçüncüsü ise Melamut Kit ile sarı saçlı devi taşıyordu. ''Sadece bir ön Kit'' dedi adam. ''Ama doğru çıkacağına inanıyorum. Oraya hiç gitmemiş, ama iyi bir hikaye anlattı ve vaktiyle Kotenaydayken bahsini duyduğum bir harita gösterdi. Ben aslında senin de bu işin içinde olmanı isterdim, ama o garip biri. Eğer işin içine başka biri girerse haritayı yok edeceğine açıkça yemin etti. Ama geri döndüğümde tüya vereceğim ilk kişi sen olacaksın. Hatta benimkinin yanına senin adına da bir kazık çakıp madenin yanında kurulacak kasabanın yarısını da sana vereceğim. Kit onu durdurmaya çalıştıkça, yok yok öyle yapacağım diye bağırdı. Bu işe tek girdim ama en az iki kişi olmazsak sonunu getiremem. Eğer her şey yolunda giderse ikinci bir Cripple Creek olacağız demektir yahu. Duyuyor musun? İkinci Cripple Creek. Biliyor musun orası doğrudan damar. Altın zerreli kum değil. İşimizi düzgün yaparsak hepsi bizim olur. Düşünsene milyonlarca milyon. Bu madenden bahsedildiğini duymuştum. Sen de duymuşsundur mutlaka. Oraya bir kasaba kuracağız. Binlerce işçi, elverişli su yolları, vapur işletmesi hatları, büyük çapta nakliyecilik, isale hatları için az su çeken buharlı tekneler, demir yolu için araştırma belki, bıçık haneler, elektrik üretim tesisi, kendi bankacılık işimizi kendimiz yürütürüz, şirket kurarız, kartel oluruz, daha aklına ne gelirse. Sen sadece ben dönene kadar dilini tut, ötesine karışma. Kızaklar yolun Stuart nehrinin ağzından geçtiği noktada durdu. Kesintisiz bir buz denizi halindeki geniş nehir bilinmeyen doğuya doğru uzanıyordu. Kar ayakkabıları çekilip kızağın iplerinden kurtarıldı. Axel Gunderson kidin elini sıktıktan sonra baş tarafa yöneldi. Ayağındaki koca hedikler yumuşak kar yüzeyinde 50 santim kadar batıyor, karı sıkıştırarak köpeklerin yuvarlanmasını önlüyordu. En gerideki kızığın arkasından yürüyen karısı da bu tuhaf babucu kullanmada hayli tecrübeli olduğunu ortaya koyuyordu. Sessizlik neşeli vedalarla bozuldu. Köpekler doğuluyordu. Divane dik kafalı kazık önü köpeğine kamçısının diliyle söyledi lafını. Kızak katarı bir saat sonra devasa bir tabaka kağıt üzerine kurşun kalemle çizilmiş düz ve uzun bir çizgi gibi görünecekti.